Merhabalar arkadaşlar. Ben Gökhan Yiğit. Namı değer Kırmızı Polarlı Adam. Sizler için 2015 yılından beri Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerini geziyorum. Ve bir süredir de kendi YouTube kanalımda size gezdiğim yerlerin güzelliklerini, iyi yönlerini, olumlu olumsuz yönlerini anlatmaya çalışıyorum. Bana destek olabilmek için videoyu izledikten sonra kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve değerli fikirlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Şu anda neredeyim arkadaşlar? Ulu Cami'den sonra ikinci durağım, buranın en bilindik, hatta Türkiye'nin ayakta kalmış en güzel kervansaraylarından bir tanesi. Bu Battalgazi ilçe sınırları içerisinde yer alıyor. Battalgazi de Malatya'nın bir ilçesi arkadaşlar ve en büyük tarihi yapıları burada bulunuyor. Buranın size hemen kısa bir tarihini anlattıktan sonra sizi burayı gezdireceğim. Burası 4. Murat'ın silahtarı tarafından yapılıyor. Mustafa Paşa tarafından. Hatta silahtar Mustafa Paşa kervansarayı olarak geçiyor. Burası özellikle de İstanbul'dan çıkan kervanların, yani Osmanlı İmparatorluğu'ndan çıkan kervanların doğuya ulaşması, buradan İran'a hatta Çin'e kadar giden bir yolun üzerinde yapılması ve bu şekilde de hali günümüze gelmesi önemli bir yer teşkil ediyor. Buranın yapılması arkadaşlar yaklaşık olarak 1.3 milyon kuruş kullanılmış o dönemi kayıtlarında. Sizlere lafı fazla uzatmadan buranın özelliklerinde ve ardından da içeriği hakkında görüntülü bilgi vereyim. Bu gördüğünüz yapılar arkadaşlar, şu kubbe gibi olan, bunlar ocak arkadaşlar. İşte burada zannedersem vaktiyle yemek yapılıyordu ve ya da ısıtma sistemi olarak ya da havalandırma sistemi olarak kullanılıyordu. Buranın yapımında tam 2000 tane kazık çakılmış arkadaşlar temeli oturtmak için. Şöyle zaten fark ettiyseniz hiçbir yapı birbirinin aynı hizasında değil. Hepsi böyle bir farklı bir açılarla yapılmış. Mesela şuradaki şeyi görebiliyor musunuz? O güzel mimariyi. Ardından şu siyah taşlar ana yerinden kalan. Ben küçükken hatırlıyorum, bir kere gelmiştim buraya. Burası böyle çok harap bir vaziyetteydi. Hatta bir sefer yangın falan çıkmıştı. Şöyle atlayalım şuradan. Şimdi burada da yani görülmesi gereken en önemli yer şu kubbe kısımları. Şu kubbelere her zaman çok önem vermişler arkadaşlar. Hem hava hem de böyle ışığın çok eşit bir şekilde. Şimdi şunlar daha açık değil. Eğer açık olsaydı burada zaten hiçbir lambanın yakılmasına ihtiyaç duyulmazdı. Dışarı çıkalım. Ben dış tarafı daha çok seviyorum. Orada asıl yer var. Zaten çok eskiden kalma bir şey yok. Yani hepsi eski taşlara değiştirmiş. Bu da 4. Murat arkadaşlar. O dönemin yapımında emeği geçen padişahımız. Bu kervansarayların işleyişi nasıldı? Ben size biraz da bunu anlatayım. Şimdi kervanlar, dışarıda da güzel bir maket var. Maket dediğim böyle büyük. Onları da ben size göstereceğim. Şimdi buraya gelen kervanlar ilk olarak arkadaşlar yüklerini bırakır, kayıtlarını yaptırırlar. Kayıtlarını yaptırdıktan sonra işte hayvanlarını hepsini bir güvenli bir yere bıraktıktan sonra şöyle odalara gelirler arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar kalırlar. Burası çok güzel olmuş. Gerçekten. Şimdi işte bu herhalde Malatya'nın geleneksel yaşam tarzını değil de o vaktin şeyini anlatıyor. Gelenlerin işte o dönemin işte yayının bulunduğu, okunun, sadağının olduğu, hayvan postlarının olduğu. Bu arada çok güzelmiş arkadaşlar. Gerçekten şu hayvan postları. Ben de bir kere yapmıştım. İşte burada yemeklerinin olduğu. Şurada da kendisi de yatıyor zaten şey olarak. Ne derler? Mum, mum ya mı bu? Yok, mum değil ya. Mumdan yapılmış işte. Mum ya ne alaka? İşte o şekilde de yapılmış. Hatta şurada rahlesi de var. Orada da çok güzel ince şeyleri düşünülerek yapılmış. Buraya gelen insanlar Osmanlı döneminde ticareti arttırmak için parasız olarak kalırlardı. Can mal güvenliği vardı.
yağmaya karşı sigortalıydı ve bundan dolayı Osmanlı'da o vakitler ticaret çok geliştiği için ülkede bu şekilde yükseldi ekonomi olarak. Bu şekilde size şeyi göstermiş olayım. Burada da güzel bir resim sergisi gibi, kalıcı bir resim sergisi yapmışlar. Herhalde bu Malatya'ya özgü çeşitli uğraşlar. İşte şurada ip, ne derler buna? İpin bir işlemi vardı. Ondan bu sepet yapımcısı. Ardından burada padişahları da koymuşlar ama burası bir Selçuklu eseri değil. Osmanlı eseri arkadaşlar, pardon. İşte burada kalay yapan bir kişi. Burada buğdayı bu taşla öğüten. Sonra bizim Malatya'da bu yufka ekmek çok meşhurdur. Hani bazı yörelerde tabii vardır. Ama burada çok şeydir. Sonra semer ustası. Bunlar gayet güzel olmuş. Bu ayakkabı ustası, el yapımı. Kim yaptıysa ellerine sağlık. Şöyle demirci ustası. Demirci ustası çok olmamış yani, şu kolla öbür kol. Bunlar gayet güzel. Ama bunu ne yaptığını çözemez. Terzi bu değil mi? Boynundan şeyden. Bu da nalbant. Evet, burada da başka şeyde, burası ne? Taş oymacılığıymış. Bunlar işte zamanında bu yörenin taşları biraz mermere yakındır ve serttir. Şu kitabı arkadaşlar, bu hangi alfabeydi onu tam bilmiyorum. Latinceden, yani Roma'dan çok önce gelen bir medeniyetin şeyi bu. Ardından şurada olan taş işçiliği, Osmanlı mezar taşıdır şu gösterdiğim. Ardından şu çömlek çanak muhabbeti. Burada da sandık işçiliğini görüyoruz. Şu sandığın içinde, yanındaki şu ince detaylara bakar mısınız? Harika. Şimdi burada da o dönemde yapılmış böyle insanların, o size fotoğraf gösterdim mi? Fotoğraf değil mi? Resimleri gösterdiğimin bal mumundan yapılmış heykelleri. Burada da bir Yemenici var. Onu da sizlere şöyle göstereyim. Çok güzel yapmışlar. O dönemi tamamen yansıtmışlar. Öyle Yemen'in yaptığı işte o ayakkabılar, deriler, deri parçaları gayet orijinal olmuş. Şimdi bir sonraki yere de bu nalbantların olduğu yer. O kadar çok ki hemen hızlı hızlı geçelim. Burada da bir demirci ustası var ve demirci çırağı var. En zor şeylerden bir tanesi arkadaşlar demirci çırağı olmaktır. Hani o zamanda işte kayısı ağaçlarından ısıttıkları şeyle. İşte burada yaptığı nedir onun adı? O bir kilidin özel bir ismi vardı ama onu unuttum. Onun dışında yaptığı burada her şey. Ve şu bunları çakmak taşı koyuyorlar bu araya. Şu hani atların arkasına giden şeyler var ya. Orna yapılı. Bunun da adını unuttum, bilmiyorum. Aslında hiç bilmiyordum aslında. Burada da işte bir marangozun dükkanı müze haline getirilmiş. Bakalım, çok çok ilgi çekici şeylerden bir tanesi. Şu eski torna, en eski tornalardan bir tanesi. Gaz lambaları. Bakın şu çok meşhurdur. İşte iki tane kişi karşılıklı geçer ve büyük bir tomruğu kesmek için kullanılıyor. Şu da aynı şekilde. Bu gösterdiğim ve yanındaki şu uzun olan. Bunlar gayet çok güzel olmuş. Ben fazlasıyla beğendim diyebilirim. Yani emeklerine sağlık yapan insanları. Hadi gelin o zaman size en güzel şeyi göstereyim. Buranın olmazsa olmazı aslında kervansarayların burada yapılması. İşte kervan başı. Kervanın başını hep eşek çeker. Yani devede çok bir maharet yoktur aslında. İşte o dönemde böyle insanlar, düşün, deve kervanlarında şu an bizim yarım saatte, bir saatte gittiğimiz yolları
bir ay, iki ay gibi çok uzun deve sırtlarında. O kadar da çok tehlikeli yani, şimdi zamanlarında o kadar güvenlikli coğrafyalar değil. Bu şekilde de kervanlar uzun uzun giderek insanlar o zaman işte ekmek paralarını da bu şekilde kazanıyorlardı. Size bak şeyi göstermedim, bir dakika dur. Neydi? Semerciyi göstermedim. Şimdi semere odaklandım. Evet. Evet, şurada semer ustası. Bakın, semer ustalığı da çok maharet isteyen gerçekten bir iştir. Öyle herkes yapamaz. Her ustanın yaptığı da uzun süre kullanılmaz. Şurada keçinin kılından yapılmış bir urgan. Böyle eski canlandırmışlar. Çok güzel. Biz de inşallah, buradan da söyleyeyim, dağ evini yaptığımız zaman bunlardan çokça bulundururuz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere Türkiye'nin ayakta kalan en güzel kervansaraylarından bir tanesini dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Burada Osmanlı örflerini, Osmanlı ticaretinin nasıl yapıldığını, insanların nasıl giyimlerini, kuşamlarını ve daha birçok şeyi sizlere söyledim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olabilirsiniz. Ondan sonra değerli fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videomu beğenebilirsiniz. Aynı zamanda işte bizim ilde de, ilçede de şu güzellikler var. Gelip burayı da çekebilirsin. Buraları da insanlara tanıtabilirsin diye de mesaj atabilirsiniz bana. Herkese bu güzel Osmanlı eserinden, bu güzel soğuk, hatta buz gibi Malatya havasından selamlar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle başka bir mekanda.